Bodrum Era Yelken Kulübü'nce düzenlenen Açık Bodrum Kış Trofesi ikinci ayak yelken yarışları Bodrum'da yapıldı. Gümbetkoyu açıklarında yapılan yarışmaya Rusya ile İzmir, Muğla ve Bodrum'dan 80 yarışmacı katıldı. Laser 4.7, Laser Standart ve Optimist sınıflarında düzenlenen yarışma, yarışların olduğu iki gün boyunca rüzgar yetersizliği yüzünden tam anlamıyla gerçekleştirilemedi. İskelet alın, kemiklerini kıracağım. Cumartesi ve pazar günleri toplam 6 yarıştan oluşan yelken yarışları istenilen rüzgar seviyesinde olmaması nedeniyle yarışçılar ve hakemler saatlerce kıyıda ve bazen de açıkta yelkenle beklediler. Era Yelken Kulübü antrenörü Serkan Dalgacı rüzgarla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi. Biraz sıkıntılar var rüzgarla ilgili. Yelken yarışları biliyorsunuz ki rüzgarla yapılıyor. En büyük isteğimiz rüzgarın güzel olması. İki gündür burada kış trofesi, açık kış trofesi ikinci ayağı gerçekleştiriyoruz Bodrum Gümbet'te. Çocukların kış performanslarını arttırmak için, kış sezonunda da yelken yapabilmeleri için böyle organizasyonlar yapıyoruz. Güzel bir katılım oldu. Yaklaşık 6 kulüp, 80 sporcumuz var şu anda katılım. Yurt dışından da arkadaşlarımız, misafirlerimiz var. Onlarla beraber burada bir çalışma yapmayı planladık. Bunu yarış haline getirdik. Şu anda dün itibariyle bir tane yarış yapabildik. Rüzgar ancak bir yarışa izin verdi. Bugün de rüzgarı bekliyoruz. Mümkün olursa yapacağız. Mümkün olmazsa bugün yani bir yarışta sonlandırmış olacağız trofeyi. Yani hava durumuna baktığınıza göre herhalde rüzgar görünmüyor. Şu anda hava durumu vermiyor. Denizin üstünde gösteriyor. Hakemler çıktı denize. Onlar hazırlıklarını yaptılar. Deniz üstünde bekliyorlar. Herhangi bir değişiklik olursa biz de çıkacağız. Normalde kaç yarış yapılması gerekiyordu hocam? Hedeflenen yarış günde 3 tane yarıştı. Toplam 6 yarışta bitirecektik. Kısmet olmadı. Bizim işler böyle. Biraz artık şeye kalmış. Rüzgarın olup olmamasına bağlı. Denize açılamayan çocuklar kendi aralarında oyunlar oynadılar. Kimi sporcular kumda boğuştu, kimi takımlarsa sahilde mendil kapmaca oyunu oynadılar. Sabahtan beri rüzgar bekleyen genç sporcular ve federasyon yetkilileri öğleden sonra bir yarış düzenleyebildi.